bir örümcek kadar olamayacak mıydık? Örümcekti. Allah-u Teala kitabında buyurmuş, İnne evhene l-büyuti lebeytil ankebut. Evlerin en zayıfı, evlerin en perişanı, en ehveni, en zayıfı, örümceklerin yattığı ağlar ve evlerdir diyor Rabbül Alemin. Fakat hayır, bir örümcek bile Allah'ın emrine girdiği zaman ne muazzam bir potansiyel taşımaktadır. Bilmiyor musunuz? Allah'ın Resulü Mekke kafirlerinin zulmünden çıkıp Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman, Allah buna müsaade ettiği zaman Sevir Dağı'nda bir mağaraya sığınmadılar mı? Bir mağara, Sevir Mağarası. Yanında Hazreti Ebubekir Sıddık vardı. Mağarada Resul-i Zişanımız Ebubekir Sıddık'ın dizinde biraz uyumuş kalmıştı. O korkunç dağlarda ayaklarının altına çakıllar bata bata Allah'ın Resulü perişan hale gelmişti. Ebubekir'in dizi üzerinde mağaranın içinde biraz uyumuş muydu ne? Sessiz bekliyordu Allah'ın Resulü. Mağaranın içerisinden çeşit çeşit akrepler çıkmaya başladı. Ebubekir Sıddık sırtındaki hırkayı parça parça ederek o mağaradan çıkan deliklere, akrep deliklerine tıkaç tıkaç her tarafı tıkmış, Resulullah'a hiçbir eza ve cefa gelmesin diye sırtını feda etmişti. Artık bir şey kalmamıştı. Bir delik kalmıştı ki oraya bez ve parça bulamamış, ayağının baş parmağını o deliğe tıkamış bekletiyordu. Oradan bir akrep çıkıp Ebubekir Sıddık'ın parmağını korkunç ısırmıştı. Ebubekir Sıddık kıpırdamıyordu. Allah Resulü rahatsız olmasın, uyusun, dinlensin diye kıpırdamadan bekliyordu. Fakat akrep ne kadar da sokmuştu. Allah imtihan ediyordu. Allah imtihana çekiyordu. Öyle bir an geldi ki o avunun, o zehirin ızdırabıyla Ebubekir Sıddık'ın gözleri yaş doldu, gözyaşıyla doldu ve damla damla düşmeye başladı. Damlalardan birisi Resulullah'ın mukaddes yanağına düşünce Resul-i Zişan uyandı kalktı. Ne oluyor ya Ebubekir? Ne oluyor deyince hiçbir şey ya Resulallah, hiçbir şey ya Resulallah diyordu. Hayır, bir şey var ki ağlıyorsun. Ya Resulallah diye akrep ısırdı galiba. Mahzun olmayın. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Bırak annem, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Tek sen kal, sen âlemlere rahmetsin diyordu. Bizim onlar sırtındaki son hırkayı, sırtındaki son elbiseyi de Muhammed'e feda etmişlerdi. Ey Müslümanlar, siz neyinizi, hangi şeyinizi Allah yoluna feda etmişsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hangi davanın sahibisiniz? Ne yüzle, ne kerametle Ramazan'ı bekliyorsunuz? Neyle 1400. hicri seneyi bekliyorsunuz? Hicret etmeye razı mısınız? Eşyanızdan vazgeçmeye razı mısınız? Varlığınızdan vazgeçmeye razı mısınız? Ya Rabbi, Müslüman zenginler hala Çamlıca tepelerinde, hala kafirler gibi deniz kıyılarında yazlık inşa ediyorlar, kışlık inşa ediyorlar, yazlık evler, kışlık evler, yazın nerede kalacağını, kışın nerede kalacağını araştırıyor da, Arafat meydanında, mahşer meydanında nerede kalacağını düşünmüyorlar ya Resulallah! Nerede kalacaksınız mahşerde? Ey milyonlarını yazlık yaptıranlar! Ey yazın ayrı yerde, kışın ayrı yerde Yahudiler gibi yaşayanlar! Siz hangi Muhammed ümmetisiniz? Nefsimizi hesaba çekmeliyiz.
bizi kapışmak istiyorlar, bizi parçalamak istiyorlar. Nesilleri birbirine düşman ettiler. Koskoca millet meclisi birbirine düşman oldu. Bir milletvekili öbürüne, öbürü diğerine korkunç küfürlerle düşman gibi saldırıyorlar. İçimizden yıktılar bizi. Evvela imanımızı yıktılar, sonra da insanımızı yıktılar. Neslimizi yıktılar, bütün şahsiyetimizi yıktılar. Dünya milletleri arasında bizi dilenci durumuna düşürdüler. Biz böyle bir millet miydik? Biz böyle perişan mıydık? Biz böyle naçar mıydık? Biz böyle kafana sıkışmış gibi miydik? Bütün yollara çıktı. İnna fetahna leke fetha fetham mübina ayeti bize gelmişti. İzâ câe nasrullâhi vel feth ayeti biz Müslümanlara gelmişti. Böyle tıkanıp kalacak mıydık? Böyle kahrolacak kalacak mıydık?